Selam, herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Şu an telefonumla çekiyorum. Nedenini birazdan konuşacağız. Bolca sohbet edeceğiz. Bir yandan da ben hazırlanacağım. Cildimi nemlendirmekle başlıyorum her zaman. Şimdi Şubat bitti bitecek. Bugün 27 Şubat. Son 2 günümüz kaldı. Bitmesi için gerçekten, yani çabuk geçmesi için elimden bir şey geliyorsa yaparım. O derece bitmesini istiyorum. Çünkü benim ayım olmadı. Bir insanın başına ne tür aksilikler gelebilir diye bir düşünün. Benim başıma neredeyse her şey geldi. Güzel bir ay olmadı yani. Mutlu olduğum bir ay olmadı. Gerçekten şu an bu aralar hiç mutlu değilim. Hiçbir şeyden keyif alamıyorum. Ne olduğundan bahsedeyim. İlk olarak kameram bozuldu arkadaşlar. Son videomu izlediyseniz belki anladınız. Ya da izlemediyseniz şu an söyleyeyim. Kameram bozuldu. Ve hani böyle görüntüde bir sıkıntı yok. Bayağı sesi gitti. Ben şey kullanıyordum. Canon G7X Mark II kullanıyordum. Vlog kamerası zaten. Ve sesi aldığı yerle verdiği yer aynı. Orada da bir takım hasar oluştu. Hiç yoktan yani. O gün vlog çekiyordum. İlk kliplerde hiçbir sıkıntı yokken sonrasında ses gidiyor. Böyle robot gibi bir şeye dönüşüyor. Yaklaşık bir 8-9 gündür serviste. Canon'un kendi servisinde. Ve hala hasar tespiti yapılmaya çalışılıyor. Bilmiyorum, belki hiç çözülemeyecek bile bir şey. Ki umarım öyle değildir. Video çekemediğim için aşırı moralim bozuk. Çünkü tam böyle her şeyin yoluna gittiği, her şeyin böyle hani yukarıya doğru ilerlediği bir dönemdeydim. Videolarım güzel izlenmeye başlandı. Sağlam, hep mutlaka videolarımı izleyen bir kitle var. Onları tanıyorum, biliyorum. Neyse, bunu yaşadım. Derken ortaya bir hatercığım çıktı. Bu ilk değil. Yani benim, bir gün vaktiniz olursa videomun altında yazılan yorumları izleyebilirsiniz. Ağzımın büyüklüğünden, dudağımın dolgusundan. Yani her şeye bir şey söylenmiş. Küfrediliyor. Hiç umursamıyorum. Hiç okumuyorum bile. Gerçekten okumuyorum. Görüyorum ama geçiyorum. Umurumda değil çünkü. Ama bu sefer YouTube'dan değil de bu saldırı direkt Instagram'dan geldi. Yine takmadım ama bu sefer şöyle taktım. Yeter artık dedim. Yani bu sefer görmezden gelmeyeceğim ve ben şikayetçi olacağım. Çok yakın arkadaşım benim polis. Yani Türkiye'de kanun, hukuk, hiçbir şey bilmem. Ona sordum. Bu arada eğer bilmiyorsanız size emniyetin de makalesini paylaşırım. Yorum yazmanız yeterli. Bir insanı açıkta rencide etmeye çalışmak, iftiralarda bulunmak, tehditlerde bulunmak, bunların hepsi ciddi suç. Siber saldırı yani. Ve ben bunu şikayet edecektim. Edecektim. Bu arada bu paleti yeni aldım. Revolution'ın ne bu? Transmissive Mats galiba. Paletin ismi. Çok güzel renkleri yok mu ya? Ben günlerdir şu moru kullanıyorum. Bayağı güzel oluyor. Ne diyordum? Şikayetçi olacaktım bu kişiden. Yazdığı bütün yorumların, bütün hakaretlerin ekran görüntüsü vardı bende. Sonra polis arkadaşımı aradım. Gidip şikayetçi olacaktım. Ama sonra o kişi özür diledi. Ben bu seferlik göz yumdum. Çok tepki aldım benim sadık takipçilerimden. Hani neden gidip şikayetçi olmadın, şikayetçi olmalıydın gibi. Ama merak etmeyin arkadaşlar.
Bütün ekran görüntüleri bende var. Bir gün olur da tekrar böyle bir şeyle karşılaşırsam, bu sefer cidden affetmeyeceğim ya. Ben bunu yapan kişinin çok büyük yaşta, aklı başında bir insan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerekçesi çok saçma bir gerekçe. Beni 4 ay önce görmüş, fotoğraf çekmek istemiş ve ben pas vermemişim. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben zaten o kafada yaşamıyorum. Ben kimim ki ya? Hani ben sokakta yürüdüğümde, aa, insanlar bana bakıyor. Kesin benimle fotoğraf çekmek isteyecekler. Dur, herkese gülümseyeyim diye yürümüyorum ki. Ben bir insanın benimle fotoğraf çekebilme ihtimalini bile düşünmüyorum yani. Yalan. Bir de gerçekten öyle öyle olduğunu düşünelim. 4 ay mı beklersin abiciğim? O yüzden uğraşmak istemedim bu seferlik. Boş ver dedim. Boş ver. Sonra ne oldu bunun dışında? Kombi. Evin kombisi bozuldu. Ev sahibiyle anlaşamadım. Zaten imkanım olsa bir saniye burada durmayacağım. Eski evim 1 artı 0 falan da küçücüktü ama ben çok mutluydum orada. Buraya bir türlü alışamadım. Eve alışamadım. Evde bir şey var. Hatta biz bayağı evin lanetli falan olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu eve geldiğimizden beri nasıl aklınıza gelebilecek her türlü şanssızlık bizim başımıza geldi. Ben sürekli böyle saçma sapan hastalandım. Hayatımda hiç midem ağrımadı benim. Mide ağrısı çekiyorum sürekli. Belki de eve bağlamamak gerekiyor ama ben evlerin bir ruhu olduğuna çok inanıyorum. Ben zaten enerji falan da çok inanan bir insanım. Bu evin enerjisi bana yaramadı kısacası. Hiç mutlu değilim. Yani hiç mutlu değilim. Bu evde olmaktan. Bu beni çok etkiliyor. Çok denedim. Yani evin dekorasyonu değiştirdim. Bakın, ha, işten ayrıldım bilmiyorsanız. Eğer 2 aydır çalışmıyorum. Ama çalıştığım süre boyunca tüm maaşımı ben eve yatırdım. Hep eve bir şeyler yapasım geliyordu. Çünkü özünde evde mutlu değilim. Bunu gidermek istiyordum. Olmuyor lan. Yani ben ne yaparsam yapayım herhalde evi ada çayına boğmam gerekiyor ki mutlu olayım, bilmiyorum. En son onu deneyeceğim galiba. Yani taşınmak falan da bunlar kolay şeyler değil. Şu anda hadi gidelim diyemiyoruz. Mecburuz birazcık da burada kalmaya şu anda. Bu mecburiyet hissi de beni hiç mutlu etmiyor. Ben bir şeylere mecbur hissedersem kendimi aşırı mutsuz oluyorum. Öyle oldu. Mesela çalıştığım süre boyunca da kendimi çalışmaya mecbur hissettim. Başka bir şey yapamayacakmışım gibi hissettim. Oysa ki öyle bir şey yok. Yani şu anda çalışma hayatımı özlüyorum. Ama şu anda sınavlara hazırlanıyorum. Ya da hazırlanmaya çalışıyorum. Bir de onu deneyelim. Sonrasında büyük yanıldığım bir ay oldu benim. Yanılmak şöyle yanılmak. İnsanlar tarafından. Yani asla böyle olmaz dediğim bir şey oldu. Önce güzel oldu. Sonra en sonda işte ne oldu biliyor musunuz? Büyük yanıldım. Bu da beni bayağı etkiledi. Çünkü zaten şu anda çok hayatımda her şey toz pembe değil. Bir de böyle insanların sizi yanıltması ya da anlam veremediğiniz bir şeyler yaşıyor olmanız çok saçma. O zaman işte tam o zaman böyle kendinizi bir yere sıkışmış hissediyorsunuz. Açık söyleyeceğim, depresyonda mıyım değil miyim onu bile bilmiyorum. Şu an öyle. Yani günlerdir keşke kameram olsa da açsam da size anlatabilsem, biriyle konuşabilsem. Çünkü aslında konuşuyorum ben, sorunlarını içine atan bir insan değilim. Arkadaşlarım iyi ki varlar. Beni çok dinliyorlar. Ama yetmiyor yani. Gerçekten yetmiyor. Ben sürekli konuşmak, sürekli kendimi ifade etmek istiyorum. Belki bu da çok şey değil yani. İyi bir işaret değil, bilmiyorum. Ama böyle. Şu anda benim yaşadığım durumlar böyle. Hepsi üst üste geldi kısacası. O yüzden şu Şubat'ın bir an önce bitmesini istiyorum. Ben Şubat'ı zaten genel olarak sevmezdim. Çünkü genelde Şubat
aylarında benim hep hayatımda bir şeyler değişir. Mesela hayatımdaki en büyük değişiklik de bir Şubat ayında olmuştu. Ben Şubat ayında Almanya'dan Türkiye'ye taşınmıştım. Bu Şubat ayında da hayatımda değişmeyen şey kalmadı. Hiç yoktan bir şeyler bozuldu, bir şeyler kırıldı. İnsanlar bozuk çıktı. Ama işte her şey insana bir şey katıyor. Bu yönden de bakmaya çalışıyorum. Her ne kadar şu anda çok gıcık olsam da her şey insan için. Şimdi makyajımı niye yapıyorum onu anlatayım size. O da ayrı sorunum. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama saçımı kurutmak istiyorum. Herkes yapma diyor. Ama ben yapmak istiyorum. Ve bu hani yeni bir şey ya da şu anda hissettiklerim, şu andaki duygu durumumdan dolayı değil. Birkaç aydır bu hissim var. Koyultmak istiyorum. Adım adım koyulttum zaten şu an görüyorsunuz. Benim dibim değil. Bunu boyadık. Boyadım. Yok. Ama daha koyu istiyorum. Koyu kumral istiyorum. Küllü kumral. Yani şuradaki renk gibi ve bütün saçımda istiyorum. Düz bir renk istiyorum galiba. Çok koyuya gitmeyeceğim. Yani bu mesela 6-1. Ama ben 7-1 alacağım. En azından dedim ki çok mutsuz oldum. Lanet olsun keşke yapmasaydım dedim. 7-1'den saraya dönmek kolay. Öyle kafam karışık. Her şey karışık. Ben karışığım. Bir yazsanıza bakayım yorumlarda. Siz hiç böyle bir situation. Böyle bir durumun içine girdiniz mi? Hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Bir şeyi çözemediğimi hissediyorum. Çok garip. Harbiden çok doğal. Ha, bu videoyu yayınlar mıyım? Onu bile bilmiyorum. Belki yayınlamak istemem sizleri de böyle kötü enerjimle şu an negatif enerjimle böyle yüklemeyeyim ama şu anda zaten Merkür retrosu var ve böyle duygu değişimleri hissetmemiz çok normal. Ben bu arada evet şu an kendimi çok iyi hissetmiyorum. Çok mutlu değilim. Çok keyif alamıyorum bazı şeylerden ama yogaya ve meditasyona başladım. Bana çok iyi geliyor. Sabah uyanır uyanmaz yoga yapıyorum. Önce meditasyon sonra yoga. Akşam da uyumadan önce aynı şekilde ve bana çok iyi geliyor. Ben öyle şey değilim. Okey depresyondayım her şeyi salayım biri değilim. Depresyonda olduğumu çabuk kabullenen ve sonra bir şeyler yapmak isteyen bir insanım. Şu anda da biraz hani artık tamam Dilara yeter. Üzüldüysen üzüldün. Enough. Yeter. Artık kalk ve kendin için bir şeyler yap diyorum. Genelde depresyona girdiğimde böyle oluyor. Yoga yapıyorum işte, meditasyon yapıyorum. Ama böyle özetle her şey böyle. İzlediğiniz için eğer buraya kadar izlediyseniz, beni dinlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli. Bana moral olsun diye videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumda bırakırsanız of derim. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Bana dua edin kameram düzelebilsin. Bu görüntü umarım çok kötü değildir. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Siz olmasanız belki de ben şu an burada oturacak belki gücü bile bulamayabilirdim. İnsani durumlar bunlar. Nasıl down'unuz varsa up'ınız da olacak o şekilde. Ya. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Öptüm. Bay bay.